Şimdi ekranlara yansıyan önemli bir son dakika gelişmesi var. 50 ilde stokçuluk operasyonundan söz ediliyor. Özellikle araç toplayıp tekel oluşturduğu iddia edilen 51 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Geride bıraktığımız günlerde gündeme gelmişti aslında. Hatırlarsınız arabaları site otoparklarına saklayarak fiyatların şişmesine neden olan stokçulardan söz ediliyordu. İşte bu yönde bir operasyon gerçekleştirilmiş durumda. Hatta geride bıraktığımız günlerde o bayilere cezalar kesilmişti. Tüm bayiler ve galeriler de yakın takip içerisindeydi. Ancak şu an oldukça geniş bir operasyondan bahsediyoruz. Çünkü 50 ilde gerçekleştirilmiş zannediyorum eş zamanlı operasyonlardan da söz ediliyor demek yanlış olmayacaktır. 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Karabük Merkezi gerçekleştirilen bir operasyondan söz ediliyor. Haftalardır bu aslında konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan otomobilde dahi stokçuluk yapıyorlar. Cezalar yükselecek ve hatta ellerindeki mallara da el koyacağız stokçuların denilmişti. Mehmet Sabri Urbaş muhabir arkadaşım bizi bekleyen isim. Elinde daha fazla bilgi var. Neler aktaracaksın Mehmet Sabri? Önemli bir gelişme. Seni dinleyelim. Cansın Elvacı, malum geçtiğimiz aylardan bu yana özellikle stokçulukla mücadele için hem bakanlık nezdinde hem de Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda çeşitli çalışmalar ve sıklaştırılan denetimler vardı. Özellikle son dönemde, son birkaç hafta içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan stokçulukla mücadele için mesajlarını daha da netleştirmişti. İşte bununla ilgili kanun teklifi de aslında meclise verildi. Stokçulukla ilgili yaptırımların arttırılması, caydırıcılığın arttırılması adına kanun teklifine baktığımızda 50 ile 500 bin lira arasında olan ceza limitleri 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında yükseltilmesi doğrultusunda kanun teklifi verildi. Tabii bir yandan da stokçulukla mücadele için aslında yoğun bir çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz gün İzmir'de yapılan bir araç bayisinde stokçuluk yaptığı tespit edilen bir bayiye 545 bin lira para cezası uygulanmıştı. Denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün de yine Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları, sıfır araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyat artışlarını etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu doğrultuda çalışmalar şu an itibariyle devam ediyor. 50 ilde yapıldığı operasyon 51 kişiye de gözaltı kararı verildi. Tabi stokçulukla mücadele için az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında son dönemlerde denetimler de çok yoğunlaştırıldı. Bu konu üzerinde hem caydırıcılığın artması için kanun teklifleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştı. Hem de bir yandan da sahada stokçuluk yapmak isteyenlere, stokçuluk yapanlarla mücadele açısından da denetimler yoğunlaştırılmıştı. Aslında bugün gördüğümüz bu operasyonda işte bu yoğun çalışmaların neticesinde aslında gerçekten de stokçuluk yapanların nelerle karşı karşıya kaldığını görebilmemiz açısından da olumlu. Sadece gıda fiyatlarında değil, hem araç fiyatlarında hem de birçok kalemde fiyat artışları söz konusuydu stokçuluk nedeniyle. İşte bu noktada stokçuluğun önüne geçmek açısından yapılan çalışmalar doğrultusunda bugün Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak bir tekel oluşturdukları, dolayısıyla da bir yandan da araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri, kendi istedikleri aslında şekilde araç piyasasının, fiyat piyasasını yönlendirdikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok önemli bir operasyon aslında, onu söylemek lazım. Çok önemli bir çalışma ve böylelikle aslında stokçuluk yapanların nelerle karşı karşıya kalabileceklerini de bir kez daha gözler önüne seren bir adım olduğunu ifade edebiliriz. Bu sadece araç bayileri için geçerli olmayacak. Bugünkü operasyon, bugünkü çalışma bayilerdeki araçları toplayan stokçularla ilgili, ama bu yarın karşımıza gıda fiyatları, öbür gün mobilya, beyaz eşya gibi birçok alanda da yine stokçulukla her yönden mücadelenin devam ettiğini zaten sahada da görüyoruz. Dolayısıyla bugün gördüğümüz bu manzaranın yarın farklı kalemlerde de karşımıza çıkması mümkün. Bununla ilgili kanun teklifinin de meclise verildiğini bir kez daha hatırlatalım. Alt sınır 50 bin liraydı. 50 bin lirayla 500 bin lira arasında bir ceza sınırı vardı. Bu da işletmelerin büyüklüğüne göre değişiyordu. İşte yeni kanun teklifinde alt sınır 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı. Üst sınır da 2 milyon liraya çıkarıldı. Ancak bu 2 milyon liralık üst sınır işletmenin büyüklüğüne göre 10 kat daha artabiliyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda aslında stokçuluk yapanların stokçulukla
ucuzlukla ilgili caydırıcılığın ne kadar arttığını da bu rakamlarla da artacağını da ne kadar anlayabiliyoruz. Bir yandan da tabii kanuni olarak bu sınırlar arttırılırken sahadaki denetimlerin de arttırıldığını aslında İzmir'deki çalışmayla, İzmir'deki operasyonla görmüştük. 545 bin lira para cezası uygulanmıştı İzmir'de bir araç galerisine, otogaleriye yine bayilerden araçları topladığı gerekçesiyle. İşte orada gördüğümüz bu adımın devamında çok daha kapsamlı İz Karabük merkezli 50 ilde gerçekleştirilen bu çalışmayla, bu operasyonla görüyoruz. 51 kişi şüpheli hakkında da gözaltı kararı var. Gelişmeleri de takip edeceğiz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Peki Mehmet Sabri Urbaş'a teşekkür edelim. Önemli bir gelişme, bir kez daha altını çizmekte fayda var. 50 ilde stokçuluk operasyonu gerçekleştirilmiş durumda. Araç toplayıp tekel oluşturdu. İddia edilen 51 kişi de gözaltında. Aslında zaten bunun sinyalleri verilmişti. Başkan Erdoğan da bu konuda bir taviz verilmeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuş. Bu operasyonların gerçekleşeceği sinyalini de vermişti. Aslında stokçuluk yapanların nelerle karşılaşabileceğinin ilk adımı da olmuş durumda diyelim. Yapılan o stokçulara yönelik adımlar bazında. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama elbette daha fazla detayı A Haber ekranlarında paylaşıyor olacağız. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle.